Genelde biz işletmelerde iş güvenliği eğitimlerini verirken hep işçilerle muhatabız ve işçilere eğitim veriyoruz. Fakat işverenle maalesef karşı karşıya eğitimle ilgili gelemiyoruz. Başka konularla ilgili konuşuyoruz. Fakat eğitime söz konusu olduğu zaman işveren benim ihtiyacım yok şeklinde karşılıyor bizi. Onun için bir anda böyle bir fırsatı işverenlere yönelik değerlendirmek istedim. Buna mukabil bir de tabii biliyorsunuz iş güvenliği bir kültürdür aslında. Bu kültürü edinebilmek, güvenlik kültürünü edinip hayatımızda bu güvenlik kültürünün gereklerini uygulayabilmektir. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. İş güvenliği hem hukuki tarafı olan bir konu, yani disiplinli bir alan, hem de teknik konu, alanı olan bir konu. Hem hukuku hem tekniği ikisini bir arada yorumlayıp, ikisini bir arada yoğurup, beyninizde süzerek bir şeyler yapmanız icap ediyor. Çünkü bir taraftan teknik konularla ilgili tedbir alırken, diğer taraftan bir kazalanmada veya herhangi bir konuda ister istemez yargıyla, hukukla veya birçok konuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün bunları size izah etmeye çalışacağım ve son bölümde de yine yargıda işveren lehine veya işveren aleyhine hangi karar alınmış, Yargıtay kararlarına koydum ben slayta. Onlarla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Daha sonra da soru ve cevap kısmına geçeceğiz. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği çalışmasının amacı arkadaşlar normalde biz öncelikle çalışanları korumayı düşünüyoruz. Arkasından üretim güvenliğini sağlamak ve en son olarak da işletme güvenliğini sağlamak karşımıza geldi. Aslında biz sadece iş kazalarına kilitleniyoruz fakat bir de meslek hastalığı kısmı var bu konunun. Meslek hastalığı istatistikleri maalesef bizim Çalışma Bakanlığımızda da çok düzgün bir şekilde değil. Çünkü meslek hastalığı raporları veya meslek hastalığının önümüze konması Türkiye'de maalesef çok gecikmiş bir alan. Onun için istatistiklerimiz çok fazla yok. Fakat iş kazası istatistiklerimiz elimizde mevcut. Onları da ikinci bölümde tekrar sizinle paylaşacağız. Yine ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinde baktığımızda her yıl 100 bin tane iş kazası geliyor. Bu 100 bin iş kazasının içerisinde küçük yaralanmalar, küçük kazalanmalar, ölümlü kazalar, uzuv kaybıyla kazalar, biliyorsunuz %10 doktorun yazmış olduğu raporda %10 iş görmezlik varsa bu neydi? Sürekli iş görmezlik ödemeyi hakkı kazanan kişi. %40 ve üzerinde bir iş görmezlik raporu almışsa işçi. Burada da ne kazanıyor? Malulen emeklilik hakkı kazanıyor. Tabii yasa bu şekilde fakat biz 100 bin tane iş kazası bu 100 bin tane iş kazasının içerisinde her yıl arkadaşlar 1500 ve 1600 tane ölümle karşılaşıyoruz. Şimdi Soma'yı düşünün. Soma Türkiye tarihinin en feci iş kazalarından bir tanesidir. 301 tane madencimizi kaybettik resmi rakamlara göre. Parantez içerisinde söylüyorum onu. Resmi rakamlara göre. Şimdi bu 301 tane madenciyi bir anda kaybettiğimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Bir infial yarattık. Ne oluyoruz dendi. Tabii bu 301 madencinin her yıl 31 aralığa geldiğimizde 5 katını, 6 katını kaybettiğimizin farkında değildik. Veya biliyoruz fakat görmezden geliyoruz. Bir de böylesi var. Çünkü 2 tane Gaziantep'te, 3 kişi Trabzon'da, 5 kişi İstanbul'da, 1 kişi orada, 1 kişi burada derken toplamda 31 aralığa her yıl geldiğimizde biz 1500 rakamına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar ölüm. Tabii bu iş kazalarında ölüm miktarı da bir Batı Avrupa ülkesinde olsa büyük bir infial yaratır. Tabii bizde insan adedi mi çok, insanın değeri mi yok böyle bir durumda çok fazla işveren veya devleti yönetenler değil sadece halk olarak, millet olarak biz de duyarsız bir vaziyette hayatımızı idame ettiriyoruz. Şimdi 3500-4000 tane de malulle karşılaşıyoruz. Kolunu kaybetmiş, parmağını kaybetmiş,
gözünü kaybetmiş, kulaklarını kaybetmiş vesaire birçok uzvunu kaybetmiş insanla da karşı karşıya kalıyor. Tabii bu malülük demek arkadaşlar, siz kolunuzu kaybettiğinizde, bacağınızı kaybettiğinizde daha az gelir getirici bir işte çalışmak zorundasınız iş kazasından sonra. Aynı işi yapamayacak hale geleceksiniz. Bu da sizin hem işçi bakımından konuşuyorum, hem nedir arkadaşlar? Daha az gelir kazanmanıza yol açacak. Hem de sizinle beraber sizin çevrenizdeki çocuklarınızın ve eşinizin eğitiminden tutun bütün ihtiyaçlarına kadar hayat standartının düşmesine yol açacaktır. Şimdi iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma alanına baktığımızda meslek hastalıkları %100 önlenebilirdir arkadaşlar. İş kazaları da %98 önlenir. Şimdi biz şöyle söylüyorum ben, %1 iş kazası hiçbir tedbir almazsanız bir işletmede, çok tehlikeli bir yerden bahsediyorum. Hiçbir tedbir almazsanız %80 kazalanma olasılığı vardır çalışılan iş. Hele bu yüksekte çalışılıyorsa veya parlayıcı patlayıcı maddeyle çalışılıyorsa bunu siz %90'lara kadar çekebilirsiniz. Şimdi fakat bu iş kazalarını tedbir alarak biz %20'lere, %17'lere hatta çekebildiğimizi bilimsel olarak kanıtladık ve bunu biliyoruz. %17'lerden %0'a çekemeyiz çünkü ortada hayatta bir ölüm var, ölümün önüne geçemiyoruz. O %17, %20'lik kısma da diyoruz ki biz kabul edilebilir risk diyoruz zaten. Kabul edilebilir risk düzeyi dediğimiz risk düzeyi de herhangi bir kazalama meydana geliyorsa ona bir şey yapamıyoruz. Fakat kabul edilebilir risk düzeyinin dışında daha üst düzeylerde kazalanma meydana geliyorsa bunda diyoruz ki işveren kusurludur, şantiye şefi kusurludur veya iş güvenliği uzmanı tedbir almadığı için kusurludur diyebiliyoruz. Genelde de karşımıza zaten bu tip konular çıkıyor. Şimdi bu işveren kısmına baktığımızda burada tabii ne oluyor bu sefer? Kazalanma meydana geldikten sonra bir şikayetçi oluyorsa şayet işçi bir kamu davası açılıyor. Bu kamu davası açıldıktan sonra biliyorsunuz bir idari dava vardır hukukta, bir de kamu davaları vardır. Kamu davalarında siz şikayetçi olursunuz. İleride biz anlaştık, şikayetimi ben geri çekiyorum deseniz dahi dava düşmez. Kamu davası davanın sonuçlanana kadar devam eder. Ama tabii bir idari davada böyle değildir. Siz şikayetlerinizi geri aldığınız zaman dava düşer. Onun için dava sonuna kadar devam eder ve işçi kazandığı zaman işverenlerle neyle karşılaşıyorlar? Çok ağır tazminatlarla karşılaşıyorlar. Biz bunlara diyoruz ki destekten yoksun kalma tazminatları, sürekli iş görmezlik ödenekleri veya maddi tazminatlar, manevi tazminatlar şeklinde karşımıza geliyor. Hatta şunu söyleyeyim ben, kişi öldükten sonra birinci derece akrabalarını bırakın çoluğunu, çocuğunu veya eşini, nişan arkadaşlar hukukta bir akit manasına gelmekte. Bunu biz yaşadık bilhassa. Nişanlısı, kişinin nişanlısı, ölen kişinin, iş kazasında ölen kişinin nişanlısı tazminat davası açma hakkına işverene karşı sahip. Bu da hukukta böyle bir durum. Şimdi ILO tahminlerine baktığımızda dünyadaki iş gücü 2,8 milyar kişi. İşle ilgili ölümlere baktığımızda 2,2 milyon. İş kazaları 270 milyon. Tabii bu bütün dünya ile ilgili. Bu arada ILO'yu açılımını söyleyelim. Uluslararası Çalışma Örgütü. International Labour Organization diye geçiyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı aynı Dünya Sağlık Örgütü gibi bir uluslararası çalışma örgütüdür. Yine meslek hastalıkları 160 milyon. Biz burada şuna bakalım. Dünya gayri safi milli hasılasının 30 trilyon dolar olduğunu varsayarsak %4'ü bunun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kayıtlar. Tabii bunun içerisinde Hindistan var, Güney Afrika var, Türkiye var, Rusya var, Batı Avrupa var, hep bütün ülkeler var. Yine her gün 1 milyon iş kazası dünyada olmakta, 172 tane iş kazası ülkemizde olmakta. Yine 4 kişi iş kazası nedeniyle Türkiye'de ölüyor.
6 kişi ise sürekli iş görmez hale gelmiş. Yine 4932 çalışan ile işle ilgili hastalıklar ve 1096 çalışan iş kazası nedeniyle dünyada her gün ölmektedir. Yine ben bu sözü çok seviyorum ve işverenlere bunu sürekli söylemek istiyorum. Önlemek ödemekten ucuz ve insancıldır diyoruz. Şimdi bir iş güvenliği uzmanıyla anlaştınız. Hep işverenlerin kafasında şu vardır. Ben iş güvenliği uzmanı var benim. İş güvenliği uzmanıyla anlaştım. Bundan sonra benim herhangi bir sorumluluğum yok. Bu sorumluluk tamamıyla iş güvenliği uzmanının üzerinde. Bu yanlıştır arkadaşlar. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da bu şu şekilde karşımıza gelmekte. Oradaki hükümde de işveren herhangi bir danışman, iş güvenliği uzmanıyla çalışsa dahi hiçbir sorumluluktan kaçınamaz diye kanun maddesi olarak yer almaktadır. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan bahsediyorum. Yine bununla beraber iş güvenliği bir maddi külfettir aslında bakarsanız. Sadece maddi külfet derken iş güvenliği uzmanına veya iş yeri hekimine vermiş olduğunuz ücret değil arkadaşlar. Burada asıl mesele iş güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler. Bir yangın merdiveni yapılacaktır. Yangın söndürme cihazları, yangın tesisatı komple binaya yapılması gerekebilir. Veya merdivenler uygunsuzdur, merdivenler tadil edilecektir. Veya başka bina ile ilgili veya çevreyle ilgili şartlar iş güvenliğine haiz değildir. Bunların iyileştirilmesi gerekecektir. Bunların her biri karşımıza masraf olarak çıkmaktadır. Veya periyodik muayeneler yapılacaktır. Asansör muayeneleri, kazan basınçlı kapların muayeneleri veya elektrikle ilgili, paratonerle ilgili muayeneler yapılacaktır. Bunlarla ilgili yine bir masraf söz konusudur. Tabii bu masrafları harcamamız lazım işveren olarak. Bu söz zaten onun için var. Biz bu masrafları topyekun harcadığımızda atıyorum işletmemize 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira hatta 50 bin lira masraf ettiğimizi düşünün. Bu 50 bin liralık masrafın karşılığında hiçbir işçimizin kazalanmadığını ve ölmediğini düşündüğünüzde sizin kazalanma neticesinde ödeyeceğiniz hastane masrafları yine aynı şekilde dava masrafları ve yine aynı şekilde dava masraflarından başka işçinin yakınlarına veya kendisine ödeyeceğiniz tazminatları üst üste koyduğunuzda 50 bin liralık sizin masrafınız diğer türlü 500-600 bin lira ya, daha fazla belki daha büyük bir kazaysa birden fazla ölüm varsa birçok işçiye ödediğinizde 1 trilyon üzerindeki rakamlarla karşı karşıya kalmanız mümkündür. Şimdi onun için bunu söylemek istiyorum. Onun için 10 bin liralık, 20 bin liralık masraftan işletmede yapmaktan kaçınmamak gerekir. Ve bunu önlemek, ödemekten ucuz ve insancıl kelimesini sözümüz burada önemli görünüyor. Yine güvenlik kültürü kavramına baktığımızda güvenlik kültürü aslında sağlıklı ve güvenli bir davranışın alışkanlık haline getirilmesidir. Ben hep eğitimlerimde şunu anlatırım. Kendi kişisel şahsi aracımıza dahi bindiğimizde biz emniyet kemerini takarken polis ceza yazmasın algısıyla takıyorsak güvenlik kültürüne sahip değiliz. Polis cezayı yazmasından ziyade bu emniyet kemeri benim emniyetimi koruduğu için, benim can güvenliğimi koruduğu için ben bunu takıyorum algısıyla takıyorsak orada da sahip değiliz. Orada bir adım atmış oluyoruz sadece güvenlik kültürü. Tabii bunu evimize geldiğimizde evimizde bir yangın söndürme cihazı. İş yerimizde yine aynı şekilde bir yangın söndürme cihazı. Kablolar sarkıksa evimizde veya iş yerimizde elektrik kabloları. Bunların yaptırılmasından tutun da merdiven korkuluklarından vesaire bütün bu süreçte karşımıza yaşantımız boyunca karşımıza gelecek bir alışkanlık kazmamız lazım ki güvenlik kültürüne sahip olabilir. Bunu da sadece iş yerinde değil, aynı zamanda özel yaşantımızda da sürdürmemiz gerekiyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü bir sağlığı tanımlamış burada da. Sağlığın tanımı şu şekilde. Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir diyor. Kişi bedensel bakımdan iyi olacak, yani hasta olmayacak.
Ruh sağlığı da yerinde olacak. Fakat bu ikisi yetmiyor arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Bir de diyor ki sosyal çevre bakımından da iyi olacak. Bağırarak konuşmayacak. Hepimizin yaptığı gibi yine aynı şekilde ne yapacak? Kavga etmeyecek, insanlarla iyi bir dostluğu olacak, iyi bir çevresi olacak vesaire. Bunu da sağladığınız zaman tam bir sağlıklı insan olabilirsiniz. Yine işçi sağlığı dediğimizde bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Dalına biz ne diyoruz? İşçi sağlığı diyoruz. Tıp fakültelerinde işçi sağlığı ana bilim dalları mevcut. Yine aynı şekilde bu iş güvenliğine baktığımızda iş güvenliği ise atölye ve iş yerlerinde işin yapılması sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli, planlı ve bilimsel çalışmalara yine iş güvenliği diyoruz. İkinci bir tanım daha yazdım ben buraya. Ona da baktığımızda burada da işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere de iş güvenliği adı veriyoruz. Şimdi burada bir defterimiz var bizim. Hep işverenlere aldırıyoruz. Üç nüshalı defter. Yazarız. Yazdıktan sonra üst nüshası işletmede kalır. Alt nüshasının bir tanesine iş güvenliği uzmanı kopartır. Bir tanesini de iş yeri hekimi kopartır. Kendisinde kalır. Ve her nüsha yazıldıktan sonra nedir arkadaşlar? İşveren, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından imzalanır. Şimdi biz bu deftere diyor, üzerinde de yazar zaten. İş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteridir bu defterin adı. Ve çalışma il müdürlüklerinden onaylatılır. Ve ya her yazdığımız konu işverene imzalamasa bile işveren tebliğ niteliğindedir. Çünkü işveren onu zaten o defteri biz çalışma müdürlüğüne götürdüğümüzde ilk birinci sayfasını zaten imzalıyor. Şimdi bu defterin onaylı deftere yazmış olduğumuz her şey işverene tebliğ niteliğinde olduğundan dolayı işveren o defterin içerisinde yazılan durumları okuyup aslında yerine getirmek mecburiyetindedir. İş güvenliği uzmanının aslında görevi orada bitmiyor. Daha fazla üzerine gitmesi lazım konunun. Fakat hep karşımıza maalesef Sakarya Hendek'te bile iş güvenliği uzmanını aylarca hatta ayrılmasına rağmen iş yerinden ayrılmasına rağmen aylarca içeride tuttular. İşveren elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezdi. Bunlar da maalesef ülkemizde yaşanan vakalar. İşverene biz biraz daha fazla sorumluluk yükleyebilirsek bu konuyla ilgili en azından işveren kendi başına bir şey gelmesin istediğinden dolayı daha fazla bu konuya hassasiyet gösterecek ve daha dikkatli bir şekilde iş güvenliği konusuna yönelecektir. Tabii burada çalışma ortamındaki yanlışlıklar da var. Onları da bizim iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın ve OSGV'lerin yanlışlıkları da var. Onları da biliyoruz. Fakat onlar ayrı bir konu olarak ayrıyeten konuşulabilir. 5510 sayılı kanuna baktığımızda 5510 sayılı kanun 13. maddesinde 13, der ki arkadaşlar iş kazasını tanımlıyor. 5510 sayılı kanun şudur. SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Kasım 2008 tarihli. SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hatta 65 yaş kanunu da denebiliyor bu kanuna. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada başına bir şey geliyorsa biz buna iş kazası diyoruz diyor. Kanun diyor arkadaşlar ben demiyorum. Yine işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında. Yine sigortalı kendi adına ve bağımsız çalışıyor fakat bağ kurulu ama sizin işinizi yapıyor bir taraftan. Bu sizin iş yeri sınırlarınızda, sizin eklentilerinizde meydana gelen bu da iş kazası. Bir iş yerine bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iş yapmaksızın zamanında. Bir işçiniz var. İşçinizi dediniz ki kargoya git dediniz, bankaya git gönderdiniz veya başka bir iş için gönderdiniz veya kendi özel bir işinize gönderdiniz.
Gidiş gelişlerde trafik kazası geçirdi. Bu iş kazasıdır. Yine giderken kolunu kırdı, bacağını kırdı vesaire. Bunu iş kazası diyor. Yine kanun diyor, biz demiyoruz. Yine emziren kadın sigortalı çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. Şimdi biz arkadaşlar 4857 sayılı iş kanunumuz var. Bu 4857 sayılı iş kanunumuzda diyor ki hamile kadın doğum yaptığı tarihten itibaren diyor bir yıl boyunca günde 1,5 saat çocuğuna süt verme izin hakkına sahip diyor. Tabii ben evime gideceğim, ben illaki evimde bu izin hakkımı kullanacağım derseniz burada kanun bunu işverene bırakmış. Burada işçi haksız duruma gelir. İşveren isterse iş yerinde bu konuyla ilgili emzirme odası tertip ettirilir. O 1,5 saatlik zaman dilimini çocuk oraya getirtilerek her gün 1,5 saatlik zaman dilimini orada geçirir. İsterse kadını evine gönderir. Bu işverenin inisiyatifinde olan bir şey. Neden işçi beni böyle yapıyorsun diye sorgulayamaz. İş kanunu bu şekilde. Bizi ilgilendiren tarafı şu burada. Bizi ilgilendiren tarafı ise odaya gidiş gelişlerde veya evine gidiş o 1,5 saatlik zaman dilimi içerisinde işçinin başına bir şey geliyorsa buna da kanun 510 sayılı SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu diyor iş kazası. Şimdi bir de şöyle bir şey var iş kanununda onu da anlatayım söyleyeyim. Bu 1,5 saatlik zaman diliminde izinlerde ücretsiz izinli yerine geçmez ve işveren o 1,5 saatlik zamanı işçiden keserler. Bir de iş kanunu bu şekilde açıktır arkadaşlar nettir. Şimdi sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özür uğratan olaylara da biz ne diyoruz? İş kazası diyoruz. Bu son maddemiz nedir arkadaşlar? Bizim servis aracıdır. Yani bizim iş kanunumuzda 4857 sayılı iş kanununda servisle işe gidip geliyorsanız servis aracına bindiğiniz anda iş başlar. Servis aracından indiğiniz anda iş biter. Kendi özel aracınızla gidip geliyorsanız kapıdan çıktığınız anda işiniz bitmiştir arkadaşlar. Kendi özel aracınızın içerisinde meydana gelen kaza iş kazası değildir. İş kanunumuz bizim bu şekilde. Yine meslek hastalığına baktığımızda 5510 sayılı kanun yine meslek hastalığında 14. maddesinde işlemiş. Burada da diyor ki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlük hallerine meslek hastalığı denir diyoruz. Şimdi meslek hastalığı arkadaşlar burada şudur. Biz meslek hastalığını bir doktor raporuyla görebiliyoruz ancak. Bu doktor raporunu da biz şu hastanelerden alabiliyoruz. Önce alamayacaklarımızı söyleyelim. Bir sağlık ocağından veya aile sağlığı merkezinden alamazsınız. İki, normal devlet hastanelerinden de alamazsınız. Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi gibi hastanelerin vermiş olduğu meslek hastalığı raporları da geçersizdir. Yine büyük de olsa ne kadar büyük olursa olsun özel hastanelerde hastanelerin de vermiş olduğu raporlar geçersizdir. Yine aynı şekilde bu raporları nereden alabiliriz? İllerdeki veya ilçelerdeki eğitim araştırma hastaneleri bu konuya haizdir arkadaşlar. Eğitim araştırma hastanelerinden meslek hastalığı raporu alınabilir. İkincisi, Türkiye'de 3 tane meslek hastalığı hastanesi var. Bunlardan bir tanesi Ankara'da, bir tanesi İzmir'de, bir tanesi de Zonguldak'ta. Ankara, İzmir ve Zonguldak'ta bulunan meslek hastalığı hastanelerinin bir tanesinden gidip meslek hastalığı raporu alabiliriz. Bu hastanelerin zaten tamamen işi meslek hastalığıdır. Bazen hastaneleri bile bazı çözülmediği konuları bu meslek hastalığı hastanelerine sevkini sağlayarak kişinin oralardan rapor almasını sağlayabilir. Yine aynı şekilde bir üçüncü şık daha var. O biraz daha çetrefilli. Tıp fakültelerinin işçi sağlığı anabilim dalına gideceksiniz. İşçi sağlığı anabilim dalı sizin hangi uzvunuzda rahatsızlık varsa gözse göz, kulaksa kulak o bölüme sizi sevk edecek. Gözden, kulaktan veya herhangi bir yerden
hangi bölümden gitmişseniz oradan bir raporla geleceksiniz tekrardan işçi sağlığı anabilim dalına. İşçi sağlığı anabilim dalı oradan gelen rapora göre size meslek hastalığı olup olmadığına dair rapor verir. Tıp fakültelerinde de bu şekilde meslek hastalığı raporu alabilirsiniz. Bu neden bu şekilde? Tabii suistimal edilmesin diye işçi tarafından bilhassa suistimal edilmesin diye işvereni korumak amaçlı biraz da ne yapılmış? Her hastaneden meslek hastalığı raporu alınmasının önüne geçilmiş durumda. Ve bu saymış olduğum 3 tane hastane dışında Türkiye'de meslek hastalığı verebilecek nitelikte hastane bulunmaktadır. Yine iş sağlığı güvenliğinin amacı şudur. Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak iş kazalarına karşı korumak, iş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak, üretim güvenliği sağlamak, işletme güvenliği sağlamak, iş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Yine iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar ve ekonomiye etkilerine baktığımızda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının maliyetini çalışan ve işveren açısından ayrı ayrı incelediğimizde bir doğrudan kayıplarla karşılaşıyoruz, bir de dolaylı kayıplarla karşılaşıyoruz. Doğrudan kayıplara baktığımızda iş kazası anında yapılan ilk yardım masrafları işverenin cebinden doğrudan çıkan kayıplardır. Yine kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş görmezlik ödenekleri yine işverenin cebinden çıkan masraflardır. Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatlar, yine mahkeme giderleri, yine ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin bedelleri de doğrudan işverenden çıkan kayıplardır. Bir de şöyle bir şey var, şunu da antiparantez burada söyleyeyim. Siz sigortalı da çalıştırsanız işçinizi, iş kazası konu hastanelerde SGK önce sigortalı olduğundan dolayı işçiniz hastane masraflarını öder. 1-2 ay sonra işverene SGK tarafından bir tebligat gelir. Rücu ister arkadaşlar. Rücu etmek için size tebligat göndermiştir. Rücu hukukta geri istemektir. Bu hastane masraflarını önce öder. İş kazasıysa iş kazası olduğundan dolayı sonradan SGK işverenden bunu geri alır. Yine dolaylı kayıplara baktığımızda dolaylı kayıpları genel olarak 5 gruba ayırabiliriz. İş gücü kaybı, üretim kaybı, siparişlerin gecikmesinden doğan kayıplar, üst makam ve hükümetçe yapılan soruşturma masrafları ve ülke ekonomisinin uğradığı kayıplar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine mevzuatlarda arkadaşlar bizim iş güvenliği mevzuatımızda kanun, yönetmelik, tebliğler mevcut. Bu en başta biliyorsunuz hiyerarşik olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var. Daha sonra 6331 sayılı iş güvenliği kanunumuz var. 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu. Yine 4857 sayılı iş kanunumuz mevcut. Yine 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı kanunumuz. Umumi Hususlar Kanunu, Belediyeler Kanunu, Çıraklık Eğitim Merkezi Kanunu. Yine yönetmeliklerimiz aynı şekilde. Yapı işlerindeki iş sağlığı güvenliği yönetmeliği, uyarı işaret levhaları, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği, binaların yangından koruması hakkında yönetmelik, mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliği, madenlerle ilgili yönetmelikler, iş sağlığı güvenliği yönetmeliği, kimyasallarla çalışmalardaki yönetmelikler. Yine az önce 7,5 saat ve daha az çalıştırılması gereken işler yönetmeliği, çalışanların eğitimi yönetmeliği, risk değerlendirmesi yönetmeliği, patlayıcı ortamdan korunma yönetmeliği, elle taşıma işleri yönetmeliği, iş yerlerinde acil durum yönetmeliği. Yine bu gibi toplamda 6 tane yönetmelik var arkadaşlar. Bu makine emniyeti yönetmeliği mesela aklıma gelen. İş ekipmanları yönetmeliği. Yine bu gibi 56 tane yönetmeliğimiz var. Bu 56 tane yönetmelik ve eklerini işveren değil ama iş güvenliği uzmanı yapıyorsa bir insan ezbere bilmese bile genel manada aklında bunları tutabilmek durumundadır. Biz bunlarla ilgili çalışıyoruz. Yine iş güvenliği ile ilgili kuruluşlara baktığımızda kanunlar işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı aşağıdaki kurumlara vermiştir. Birincisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bünyesinde. Yine Çalışma Genel Müdürlüğümüz var. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuyla ilgili çalışıyor. Devletin mesuliyetine baktığımızda iş yerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli şartları ve standartları mevzuat şeklinde belirlemek, sorunları bilimsel yoldan çözümlenmesine zemin hazırlamak,
İş güveniyle ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, yine iş yerlerini belirli zamanlarda denetleyerek güvensiz davranış ve şartları ortadan kaldırmak devletin sorumluluğunda. Biliyorsunuz iş fetişleri teftişe gelirler. Teftişte sordukları ilk soru nedir arkadaşlar? Hep karşılaşıyoruz bunlarla. Önce tespit öneri defterini isterler. Risk değerlendirmeniz var mı der. Risk değerlendirmesini ister. Risk değerlendirmesinden sonra eğitim tutanaklarını ister arkadaşlar. İş güvenliği eğitimi verdiniz mi vermediniz. Daha sonra periyodik muayeneler vesaire gibi. En başta istenen şey risk değerlendirmesi ve eğitimdir arkadaşlar. Eğitim İşverenin mesuliyeti nelerdir? İş yerine iş güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun hale getirmek. Çalışanların iş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uymadıklarını takip etmek. İş ve iş yeri güvenliği konusunda gerekli eğitim sağlamak. Çalışanları kazaların önlenmesi açısından motive etmek. Ülkemizde iş kazalarının yaklaşık %20'si işveren ve yönetim hatasından meydana gelmekte. Yine işçinin mesuliyetine baktığımızda %20'si işveren hatasından meydana gelmektedir diye ben öngörüyorum. İş güvenliği ile ilgili kuralları ve uyarıları dikkate alarak çalışmak işçinin mesuliyetidir. Bilgisi ve çalışma alanı dışında olan işlere müdahale etmemek, iş disiplini ve ciddiyeti konusunda gerekli hassasiyeti göstermek işçinin mesuliyetleri arasında. Ülkemizde iş kazalarının yaklaşık %80'i çalışanların hatasından ve iş güvenliği kurallarına uyulmamasından meydana gelmektedir. Yine iş kazalarında hukuki işlemler ve iş kazasının bildirimi 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden iş kazası bildirimleri yapılıyor. Ben bu fotoğrafları koydum bu şekilde. Bunlar bakın kaldırıyor, kaldırmış gibi bir takım konular. Bir de iş kazaları var. İş kazalarında biz kaza kavramına bakacağız. Yine nedenlerine bakacağız ve bununla ilgili arkadaşlar biz burada asıl dava geçmişte kazanılmış veya kaybedilmiş davaların sonuçlarına bakacağız. Neler olmuş. Daha sonra da istatistiklerle programımızı tamamlayacağız. Şimdi kaza kavramına baktığımızda genel olarak kaza kavramı herhangi bir kasıt olmaksızın meydana gelen beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtir. Kaza dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların dik duran domino taşları modelini kullandıkları bu modele göre kaza zincir faktörü şöyledir. Doğal koşulları, kişisel eksiklikler, güvensiz durum ve davranışlar, kaza ve zarar. Yani ölüm ve yaralanma şeklinde karşılıyor. Bizim 4M metodumuz var. Bu 4M metoduna baktığımızda birincisi insandır. Hatalara neden olan insan faktörüyle söz ediyoruz. İkincisi makina, yani meşin. Uygun olmayan koruyucusuz ekipman, makina tezgah, tesisi gibi fiziksel faktörler karşımıza gelmiyor. Zaten 1983 tarihli makina yönetmeliğimiz var bizim arkadaşlar. Makina yönetmeliğinde diyor ki koruyucusuz makina kullanmak 1983'ten bu tarafa Türkiye'de yasak arkadaşlar. Ve hatta bunun imalatı ve satışı da yasak. Yine ortam, çevre, medya diye geçiyor. Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler karşımıza çıkmak. Yine yönetim, management diye geçiyor. Bu da yönetimsel faktörler. 4M, men, machine, medya, management şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine iş kazasının unsurlarına baktığımızda sigortalı olma yine işçinin zarar uğraması ve 5510'un 13. maddesi neydi arkadaşlar? İş kazasını tanımlıyor. Bu 13. maddesinde fıkraların herhangi birisinde söz konusuysa biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz buna iş kazası diyoruz. Bir de uygun illiyet bağının olması karşılığı bir. Yine görülen iş ile kaza arasında uygun illiyet bağı veya nedir? Kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı şeklinde karşımıza geliyor. Yine iş kazasının unsurlarına baktığımızda kazaya uğrayanın sigortalı olması. Yine burada da biraz önce anlatmış olduğumuz iş 5510 sayılı kanunu tekrarlayacağız. Burada da sigortalı ise
Kaza sonucu bedence ve ruhça özre uğrayan 5510 sayılı yasa kapsamında sigortalı bir kimse olması zorunlu. Şimdi sigortasız bir çalışansa kazalanan kişi, onun prosedürünü SGK daha farklı, devlet daha farklı yönetiyor. Bu sefer cezalar daha fazla artıyor. Onun için sigortalı işçi çalıştırmak burada önem arz ediyor. İş kaza yine iş kazasından söz etmek mümkün değildir diye buraya yazmışız. Fakat sigortalı olmayana ve fakat sigortalı çalışmasa dahi biz bunu birçok bilirkişi raporlarında da bunu bilhassa yazıyoruz. Çalışan sigortalı olmasa dahi iş yerinde meydana gelen kaza, iş kazası olarak karşımıza çıkmıştır. Bir işverenin kendi iş yerinde ücretsiz çalışan eşi ya da askerlik hizmetini er olarak yapmakta olan kazaya uğraması durumunda, bunlar tabii eş veya er olarak yapan bir kişi. Zaten 6331 sayılı kanunun ikinci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan muaf tutulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün iş kazasıyla alakalı bir konu olmadığını buradan söylemek istiyorum. Yine kazaya uğrayan sigortalının olması kimlerin sigortalı sayılacağı 5510 sayılı yasanın 4. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, gelir vergisi mükellef olanlar, esnaf ve sanatkarlar, ticari şirketlerin ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve kamu idarelerinde çalışan sigortalı olarak sayılmaktadır. Yine sigortalılar işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı sayılacaklarından, bunların işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmemiş olması bu niteliklerini ortadan kaldırmaz. Yani sigortalı sayılanlar kuruma bildirilmeden bir kazaya uğrasalar dahi yine uğradıkları kaza iş kazası sayılır. Sigortalı sayılmayan bir kimsenin uğradığı kaza iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bunlar bir iş sözleşmesine dayanarak işveren tarafından çalıştırılsalar bile 5510 sayılı yasa kapsamında dışında tutulduklarından iş kazası sigortası hükümlerinden yararlanmaz. Yine sigortalının her zaman yer ve zaman itibariyle yine o 5510 13. maddede iş yerinde bulunduğu sırada meydana geliyorsa, iş yeri sınırları dahilinde bir kaza meydana geliyorsa biz buna ne diyoruz? İş kazası. Ve ikinci olarak mesela burada bir örnek vermişiz. Avluda koşarken düşmesi sonucu bedenen sakatlanması, yemekhanede kavga etmesi sonucu yaralanması, dinlenme yerinde herhangi bir şahıs tarafından tabanca ile vurulması, iş yerinde intihar etmesi, iş yeri sınırları içerisinde bulunan havuz gibi yerlerde boğulma sebebiyle ölüm halleri de iş kazası sayılıyor. Yine sigortalının hangi nedenle olursa olsun iş yerinde bulunduğu sırada her kaza diğer unsurlar da birlikte ise iş kazası olarak kabul edilir. Hatta şunu bile iş kazası olarak sayıldığını gördüm ben. Senelik izinde bir arkadaşını görmeye geliyor arkadaşlar iş yerine ve senelik izindeyken kazalanıyor. Buna da iş yeri sınırları dahilinde meydana geldiği için buna da iş kazası olarak hüküm verilmiştir. Böyle bir durumda söz konusu. Bunlara dikkat etmek lazım. Sonuç olarak bir işçi iş yerine veya eklentilerine ayağını bastığı andan iş yerine ayrıldığı ana kadar çalışır durumda olsun olmasın, işverenin otoritesi altında olsun veya olmasın, meydana gelen olay iş kazası olarak karşımıza gelir. Bir iş yerinde yıkanma yerleri yani sigortalıların kişisel vücut temizliğinin yapıldığı yerlerin iş yeri olarak kabul edildiğine göre, işverenin iş yerinde çalışan ve geceleri de iş yerinde kalan sigortalılar için özel yıkanma yerleri hazırlamadığı, bu nedenle kazalı sigortalının zorunlu olarak iş yerinin yakın bulunan dereye girerek yıkandığı yeri iş yeri eklentisi saymış mahkeme ve derede meydana gelen olayı da iş kazası olarak
onaylamıştır arkadaşlar. Yargıtay Genel Hukuk Dairesi 6/7/2005 tarihli. Yine Yargıtay kararı, yine bir kararı karşımızda. Makine şefi ve yönetici olan sigortalının işçilere gerekli talimatı verip kendisinin de ocağa doğru gittiği, ölüsünün yaklaşık bir saat sonra derede bulunduğu, ölümünün başın alın bölgesinde çekiçle vurulmuş iki darbenin sonucu beyin kanamasından olduğu, ölmeden önce 25 metre uzaklıktaki dereye kadar yürüdüğü, otopsi raporunda üstün olasılığın başka bir şahısla yapılmış olabileceği beyin kanı olarak ispatlanmıştır. Savcı soruşturması olayı intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda açıklık getiremez. Varılan sonuca göre sigortalı iş yerindeyken kendisini hemen veya sonradan beden ve ruhça arızaya uğratan bir olay, başkaca hiçbir koşul aranmaksızın sosyal sigortalar açısından iş kazası sayılacaktır şeklinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı verdi. Yine işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelen kazaya da ne demiştik biz? İş kazası dedik. Bu hükme göre kaza iş yerinde cereyan etmemiş olsa bile, örneğin işverenin sigortalıyı iş yeri dışında sigortalının işinin gereği olarak çalışması sırasında uğradığı kazada iş kazası olarak karşımıza çıkmak. Burada önemli olan kazanın işveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla meydana gelmesi. Burada da bir örneğimiz var. Tomruk deposunda tesellüm işçisi olarak görev yapan sigortalı tomrukları depodan kamyonların durduğu tali yol ayrımına kadar traktörle götüren sürücünün iş başında bulunmadığı bir sırada kullandığı traktörü kamyona yanaştırırken kazaya uğramış. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise benzer bir olayda kazanın meydana geldiği yeri iş yerinin eklentisi sayarak yine 5510'a 13 ve A fıkrası maddesi veya sigortalı iş yeri dışında görevlendirildiği için C fıkrası da aynı burada geçerli. Maddesi hükmünün koşulları gerçekleştiğini, dolayısıyla olayın iş kazası sayılacağını belirtmiştir. Yine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi. Genelde şöyle oluyor. Temyiz mahkemeleri yani Yargıtay işçi lehine %99 karar veriyor. İşveren lehine kararlar daha az. İşveren kararlar bazen Yargıtay tarafından bozulabiliyor. Bunlarla şahit olduk. Yine buna göre sigortalının işverenden aldığı talimat uyarınca bir müşterinin evinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak ölmesi halinde iş kazası sayılır. Yine belirtmek gerekir ki 5510'a 13 tire B hükmü uygulanırken sigortalının işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla hareket edip etmediğine dikkat edilmesi gerekir. Mesela klima servisleri arkadaşlar evimize klima takıyorlar. Elektrik bağlantısında yap dediğimizde eskiden mesela iş güvenliği kanunundan önce elektrik bağlantısını yaparlardı. Her şeyini tam takım teslim eder giderlerdi. Şimdi diyorlar ki biz elektrik bağlantı işine girmeyiz. Bunu yapamıyoruz. Şirketimiz izin vermiyor. Bunun nedeni iş güvenliğidir arkadaşlar. Elektrik, o klima bağlayan teknisyen elektrikçi olmadığından dolayı herhangi bir elektriğe kapılması neticesinde iş kazası sayılacak ve o firma hukuki olarak sorumluluk altında kalacaktır. Onun için zaten iş güvenliği uzmanları eğitimde gittiğiniz yerde elektrik tesisatlarını, klimalarını bağlamayın diye uyarıyorlar. Şimdi tamamen konudur arkadaşlar. Zorladıklarını görüyorum ben. Klima da bizim makinayla, makine mühendisliğiyle ilgili bir alakalı bir konu. Zorlayan müşterileri görüyorum. Neden yapmasın diye kavga edenleri görüyorum. Fakat doğrusu arkadaşlar klima teknisyenlerinin elektrik bağlantılarını yapmaması bir elektrik teknikerine veya teknisyenine veya ustasına o işi yaptırmak. Bunun dışında nasıl iş yerinde meydana gelen kazaların nedenleri üzerinde durulmuyorsa, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla iş yerinin dışında çıkan işçi de herhangi bir nedenle kazaya uğrarsa, bu kazanın da iş kazası
Gerekir hükmü Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 5.7.2004 tarihli karardır. Yine sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. Çok fazla detaya girmeyelim, örneklere bakalım. Görevli olduğu yere giden sigortalının uğradığı kaza, iş kazası olduğu gibi görevli olarak başka bir ile giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu sigortalının ölmesi de iş kazası. Buradan Almanya'ya işçi gönderiyorsunuz. Almanya'da bir işiniz var veya İstanbul'da işiniz var. Uçak düştü arkadaşlar. O uçağın düşmesi iş kazasıdır. Yine işveren sigortalıyı görevle başka bir yere göndermiştir. İşçi yolda parkta arkadaşlarıyla oturup konuşurken bir bombanın patlaması sonucunda ölmüştür. Olayın sigortalının göreviyle başka bir yere gönderildiği zaman süreci içinde ortaya çıktığı kuşkusuz olduğuna göre kazayı iş kazası sayılmasını yasal zorunluluk olduğu Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bildirmiştir. Parkta işçi arkadaşlarıyla oturup konuşurken de hayatını kaybediyorsa ama görevli olarak başka bir ile gönderdiyseniz orada meydana gelen kazaya biz ne diyoruz? İş kazası diyoruz. Yine aynı nedenle malzeme almak üzere işverenci toptancıya gönderilen sigortalının gerekli alışverişi yaptıktan sonra yol üzerinde bulunan babasına ait dükkanda çay içerken silahlı saldırıya uğrayarak ölmesi de yine iş kazasıdır. Çünkü görevli olarak göndermişsiniz arkadaşlar bir yere. O adam gidip bir yerde bir çay içiyorsa tamam belki bunu ispat edip yerel mahkemede bozabilirsiniz ama Yargıtay genelde bunu ne yapıyor? Hukuk Genel Kurulu bu şekilde bir karar vermiş. Yine emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda bunu biraz önce detayını anlattım nasıl olduğunu. 2 saat emzirme izni verilen sigortalı bu izin süresi içinde iş yerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken üçüncü bir şahsın kullandığı motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmiştir. İş kanunun 62. maddesinde emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için belirtilen süreler iş süresinden sayılır ve iş süresinden sayılan zaman içerisinde iş yerine gelirken oluşan kazada iş kazasıdır. Burada geçerler. Yine sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi servis aracından bahsediyoruz. Buna baktığımızda sigortalının işe gidiş geliş için işveren tarafından sağlanan taşıtta araca binerken veya inerken elini sıkıştırması, dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanması, taşıt içinde diğer sigortalılarla kavga ederken yaralanması gibi durumlarda iş kazasıdır. Yine sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracı beklerken üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasındadır. Yine üçüncü bir araç çarpıyorsa buna bu da ayrı bir konu. Olayda buna ne karar vermişler onu okuyalım. Olayda sigortalının servis aracına binmek üzere işveren tarafından belirlenen yerde beklediği sırada arızaya maruz kaldığı açıktır. Yine Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 14.5.96 tarihli ve 2674'e 2738 sayılı kararına göre sigortalının işveren tarafından belirlenen yerde servis aracına binmek üzere toplu olarak bulundukları hazırlık döneminde kapsadığı yorumlanmıştır. Ve buna da ne demiş? İş kazası demiş. Üçüncü bir aracın çarpmasını. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 1'e 2, 99 tarihli ve 56 taksim 45 sayılı kararında sigortalının servis aracına binmek üzere yolun karşı tarafına geçerken maruz kaldığı kazayı iş kazası olarak kabul etmemiştir. Etmemiş. Çünkü daha biz ne demiştik arkadaşlar? Doğrusu budur, etmemesidir. İş kanununa göre servis aracına adım attığınız anda başlar, servis aracından indiğiniz anda biter. Daha karşıdan karşıya geçerken servis aracına biniş yapılmadığından dolayı, ulaşılamadığından dolayı iş kazası sayılır. Yine servis aracına binerken veya servis aracının içinde olmadığı ortadadır. Hal böyle olunca 5.510'a 13 taksim E'de görülen koşulların dava konusu olayda oluşmadığı açık seçik oluştuğundan iş kazası sayılmamıştır. Yine işçilerin işverence sayılan servis aracıyla iş elbisesi provası için Urfa'dan Silvan'a götürülürken
Yolda teröristlerce aracın durdurularak içindekilerin silahla taranması sonucu öldürülmesi olayında haklı olarak iş kazası sayılmıştır. Ayrıca bu olayda işverenden genel yol güvenliğinin sağlanmasının beklenemeyeceği açılarından işvereni olaydan sorumlu tutmamış. İş kazası saymış fakat işvereni tabii terör olayından dolayı sorumlu olamayacağından dolayı sorumluluktan azletmiş arkadaşlar. Sorumlu tutmamış. Yani tazminat olayını kapatmış. Ama iş kazası olarak sayılır demiş. Yine kazada nedensellik illiyet bağının bulunmasına baktığımızda burada bir kaza olayının sadece varlığı yeterli değildir. Sigortalının gördüğü iş ile meydana gelen kaza olayı arasında kaza olayı ile uğranılan özür arasında bir bağlantı, bir illiyet bağının olması gerekir. Bu da şu şekilde görülen iş ile kaza arasında uygun illiyet bağı şu şekilde açıklanır. İşçinin başına gelen kazanın iş kazası sayılması için kazanın iş ile ilgili olması gerekir. İşin, yaptığı işin dışında bir konuysa, konuyla uğraşıyorsa işçi, buna iş kazası demiyoruz. Yine sigortalı çalışan tekstil işçisinin işini yaparken elini kullandığı kesim motoruna kestirmesinde uygun illiyet bağı mevcuttur. İşçinin akşam evde yemek yaparken elini kesmesi ise işiyle ilgisi olmadığından illiyet bağı mevcut değildir. İkisi arasında farklı bir yerde. Yine kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağına baktığımızda meydana gelen zararın iş kazası sonucunda ortaya çıkmış olması gerekir. Metal eldiven verilmeyen tekstil işçisi işini yaparken elini kullandığı kesim motoruna kestirmesi sonucunda hastaneye kaldırılırsa ve hastanede böbrek yetmezliğinden ölürse işveren işçinin ölümünden değil elini kesilmesinden sorumludur. Burada kazayla uğradığı zararın arasındaki bağıntıya bakmak lazım. Yani siz kazalanmış elini veya bacağını kırmış bir işçinin veya yüksekten düşmüş bir işçinin işçiyi hastaneye kaldırdığınızda kalp krizinden ölüyorsa, kalp kriziyle yaptığı iş arasında bir ölüm nedeniyle yaptığı iş arasında bir illiyet bağının kurulması gerekiyor. Bir de COVID-19'un iş kazası sayılmaması şöyle, sadece ben şöyle düşünüyorum, benim tecrübelerim budur. Çünkü salgın nedeniyle, salgın bir mücbir sebeptir. Mücbir sebepten dolayı oluşan durumların iş kazası sayılmamasını 6331 sayılı kanun hükmetti. Fakat bunun bir istisnasının olması gerekir. Sağlık çalışanları açısından, çünkü sağlık çalışanlarının bir illiyet bağı var bu konuyla ilgili. Sağlık çalışanları açısından bir kazala COVID-19'dan ölen veya ölen insanların, sağlık çalışanlarına sadece mahsus olmak üzere, ben öyle görüyorum bunu, ölenlerin iş kazası statüsüne alınması gerekmektedir. COVID-19'un özelliğini bu şekilde ayırt etmek lazım. Bütün COVID-19'u iş kazası olarak sayarsak bu çok doğru olacağını görmüyorum. Yine iş kazasının unsurlarına baktığımızda kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı. Bir olayda sigortalı iş yerinde sıva yaparken iskeleden ayağa kayma sonucu düşmüş ve ayağında bir sıyrılma meydana gelmiştir. Bu olaydan 8 gün sonra bu kişi septisemi şoku nedeniyle böbrek yetmezliğinden ölmüştür. Yargıtay ayaktaki sıyrık olayı ile septisemi hastalığı ve akut böbrek yetmezliği arasında uygun neden sonuç bağı var ise olay SSK Sosyal Sigortalar Kanunu 13 Taksim A hükmü çerçevesinde iş kazası sayılacağına karar vermiş. Yine iş kazasının unsurlarına baktığımızda sigortalı olma, 5510 sayılı SGK kanunu açısından işçinin zarara uğraması, yine bir kazanın var olması, uygun illiyet bağının olması. İlliyet bağının kesilmesi şudur, bir mücbir sebep. Mücbir sebep işte salgın hastalık, buna örnek COVID-19. Yine işçinin ağır kusuru ve üçüncü kişilerin kusuru. Şimdi işçinin ağır kusuru şudur. Siz bir yeri
tecrit etmişsinizdir, kapatmışsınızdır. Patlayıcı maddeyle ilgili çalışılan bir yerdir veya başka bir alandır. Oralarası işveren hatta uyarı işaret levhalarını da asmıştır. İşçinin bir tanesi yeni gelmiştir, genç işçi. Merak etmiştir burada ne yapıyorlar diye. Emniyetsiz bir şekilde içeriye girip kazalandıysa oraya zaten girilmeyeceğini levha olarak siz oraya asmışsınız ve işi kendi işiyle de alakası olan bir yere girdiğinden dolayı bu işçinin ağır kusurudur. Burada işvereni suçlayamazsınız. Bu tamamen işçinin kendi kusurundan dolayı kazalanmasıdır. Bunda işverenin hiçbir kusuru yoktur. Bu tip durumlarla da karşılaşıldığı açıktır. Yine illiyet bağının kesilmesi, illiyet bağı üç durumda kesilir. Bir, mücbir sebep. İşveren gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen elde olmayan ve aynı zamanda da engelleyemeyeceği çeşitli nedenlerden dolayı zararın meydana geldiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtarılabilir. Deprem, sel, pandemi gibi durumlar. Yine işçinin ağır kusuru, biraz önce bahsettim. İşverenin emir ve otoritesi altında bulunan işçinin de iş sözleşmesinin tarafı olmasından kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Yalnızca işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmez. Askeri olarak işçinin de emir ve talimatları yerine getirirken gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerekir. Yine üçüncü kişilerin ağır kusuru. Üçüncü kişilerin tam ve ağır kusuru da illiyet bağının kesilmesine sebebiyet verir. Yine işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen üçüncü bir kişinin zarara neden olacak fiilini öngörmesi kendisinden beklenmez. Sorumluluğun kalkması için işverenin akli ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Yine iş kazasının unsurlarına baktığımızda bunları hızlı bir şekilde geçelim. İş yerinde patlama, bir maddenin çarpması ve düşmesi, otomobasından zehirlenme, elektrik cereyanına kapılma, yüksekten düşme, güneş çarpması gibi durumlarda yine iş kazası olarak karşımıza çıkıyor. Yine başında baret bulunan işçinin çok yüksek olmayan bir yerde başına kaza ile düşen kiremit herhangi bir zarar vermezse hukuki sonuçla karşı karşıya kalınmaz. Gece bekçiliği yapan bir sigortalı yine iş yerindeyken geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olmuştur. Bunun da Yargıtay'da bu olayı sigortanın iş yerinde çalışmaktayken felç olmasına dayanarak bu durumu dıştan gelen bir etken olmadığı halde iş kazası saymış. Yine işçinin iş yerinde intihar etmesi de Yargıtay intihar eylemi eğer iş yerinde gerçekleşmiş ise olayın salt iş yerinde meydana geldiği için intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işverenin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen yine iş kazası olarak saymış. Yine zarar çeşitlerine baktığımızda iş görmezlik ve ölüm şeklindedir. Yine biz burada sürekli iş görmezlik ve geçici iş görmezlik diye karşımıza geliyor. Geçici iş görmezlik bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bedensel ve ruhsal bir zarara uğrayan işçinin geçici olarak çalışamaması, sürekli iş görmezlik ise işçinin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu uğradığı bedensel ve ruhsal zarar sebebiyle meslekte kazanma ve çalışma iş gücünde sürekli nitelikte bir azalmanın doğması halidir. 2018 Aralık verilerine göre 56.556 kişi neymiş arkadaşlar? Sürekli iş görmezlik geliri Türkiye'de alıyormuş. Yine çalışma gücünün kaybı ve meslekte kazanma gücünün kaybı da yine karşımıza çıkmaktadır. Yine burada bir örneğimiz var, ona bakalım. Yine gitar çalan kişinin bir parmağını kaybettiği zaman çalışma gücü daha az oranda azalırken kişi meslekte çalışma kazanma gücünü çok büyük oranda kaybetmişti. Bilgisayar başında çalışan bir işçi bacağını kaybettiği zaman meslekte kazanma gücü çok az etkilense de çalışma gücü önemli oranda azaldı. Yine ölüm zarar çeşitlerine baktığımızda iş kazası ve meslek hastalığı neticesinde işçinin hayatını kaybetmesidir. 2018 verilerinde göre en son 2018'i almışım ben. 73 bin hak sahibi ölüm geliri almaktadır. Yine iş kazası istatistiklerine bakalım. İş kazası istatistikleri arkadaşlar şöyle bakalım buna. 2018 yılında Türkiye'de 431.276 iş kazası 1017 meslek hastalığı tespit edilmiş. Bu iş kazaları sonucunda 1542 kişi yaşamını kaybetmiş. Meslek hastalıkları sonucunda da 1 kişi yaşamını kaybetmiş. Meslek hastalıkları istatistiklerimiz bizim çok doğru değil. Yine 2019'a baktığımızda burada da 422.463 kişi iş kazası olmuş ve 1091 meslek hastalığı tespit edilmiş. Meydana gelen iş kazaları sonucunda ise 1149 kişi yaşamını kaybediyor ve meslek hastalığından kimse yaşamını kaybetmemiş. Böyle bir ülkeyiz. Yine sektörel bazda baktığımızda en fazla
Makine imalatı, tamiratı vesaire, gıda maddeleri imalatını görüyoruz. Yine metal eşyadan imalat. Yine inşaat %9 oranında. Kömür madenciliği, nakil araçları imalatı, dokuma sanayi vesaire bu şekilde dağılımları görüyoruz. Yine iş kazasına sebep olan etmenler burada karşımıza çıkıyor. En fazla neymiş arkadaşlar? %36'da bir veya birden fazla cismin sıkıştırılması, ezmesi, batması, kesmesi. Yine düşen cisimlerin çarpıp devirmesi şeklinde. Makinelerin sebep olduğu kazalanmalar ise %12 civarında. Yine 2019 yılı da meydana gelen iş kazalarının saatlere göre dağılımına baktığımızda bakın en fazla nedir arkadaşlar? Saat 14-15 aralığında, 16 aralığında yani işin tam bitmesine yakın olan dönemde iş kazası ne oluyor arkadaşlar? Fazla oluşuyor. Yine iş kazalarının meydana geldiği saatlere göre 17-18, 2017-18 ve 19 yıllarına baktığımızda burada ilk saatlerde konsantrasyon azaldığından dolayı, az olduğundan ve son saatlerde konsantrasyon azalacağından dolayı ilk ve son saatlerde nedir arkadaşlar? İş kazaları yüksek. Yine iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda meslek hastalıkları genelde 45 ve üzerinde daha fazla görülmekte. 40-45 yaş grubunda. Ama iş kazaları nedir arkadaşlar? Yani gençlerde daha fazla. Yine SGK istatistiklerine göre iş kazası sonucu ölümlerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda %25'te inşaat zaten Türkiye'de başı çekmekte. Yine onun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Kömür madenciliği %2 görüyorsunuz. Çok fazla zannediliyor ama değil. Yine makine imalatı inşaattan sonra ikinci sıradadır. Yine nakliyat sektörü mesela %10'la geliyor. Yine SGK sistemine göre iş kazası sonucu sürekli iş görmezliklerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda %50 ile nedir arkadaşlar? Yine inşaat sektörü ve diğerleri arkasından takip etmek. Yine meslek hastalığı olayları kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmakta. İş kazası istatistiklerinin oluşturmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilebilir. Yine kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, kaza olabilirlik oranı şeklinde hesaplamalar yapılır. Yine ne dedik arkadaşlar? İş kazası nerelere bildiriliyor? 3 iş günü içerisinde SGK il müdürlüklerine, SGK'nın internet sitesinden İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile yapılır. Yine iş kazaları kimler incelemelidir? İşveren veya vekili resmi makamlara bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iş kazası raporu hazırlamaktan sorumludur. Yine ideal olanı kaza incelemesinin iş yeri ortamını ve endüstriyel ilişkileri, iş yapış şemalarını, üretim prosedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, kaza nedenleri araştırmada uzman kişi tarafından yapılması gerekmekte. Ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi işveren ve iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından yapılabilir. Yine iş kazası olduğunda izlenecek prosedür, kazanın işletme içinde ilgili kişiye bildirilmesi, yaralı kişi ya da kişilere tıbbi bakım ve ilk yardım sağlanması, kazanın incelenmesi, bulguların rapor edilmesi, kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan geliştirilmesi, bu planın uygulanması, kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması, yine sürekli iyileştirmenin sağlanması adımlarından oluşmaktadır. Yine iş kazası olduğunda neler yapılır dediğimizde, kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır. Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar muhafaza edilmeli. Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi yapılır. Yine kazazede şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı veya mümkünse teybe kaydedilerek alır. Yine kaza nedenlerine baktığımızda kazalar aşağıdaki faktörlerden oluşur. Yapılan işle ilgili faktörler, kullanılan makina, ekipman, malzeme ile ilgili faktörler, çevresel faktörler, kişisel faktörler, yönetim ile ilgili faktörler ve kaza nedeni araştırmasında bu model kullanıldığında her gruptaki muhtemel nedenler yine araştırılmak durumundadır. Bu eğitime katıldığınız ve beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum.